Dinleyiciler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 3-4-5 yayınlarının 12'li TYT denemelerinin ikincisinin çözümlerini yapacağız bu videoda. Çözemediğin, yapamadığın, bilemediğin, boş bıraktığın soruların çözümlerine anında ulaşabilirsin. Nasıl ulaşacaksın? Videonun açıklama kısmına ben hangi soru kaçıncı dakikadaysa tek tek ellerime girdim. Sen sadece 22. soruyu mu çözemedin? Soru 22'nin linkine tıklayarak anında o sorunun çözümüne erişebilirsin, videoyu sardırma derdinden kurtularak. Diyelim, abone olduysan ve bildirimleri de açtıysan, bu videoyu da beğendiysen sorularımızın çözümlerine, denememizin çözümüne başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz güzel bir temel kavram sorusu, rasyonel sayı sorusu. Caner Usta şu şekildeki tuğlalardan bir miktar almış ve duvar yapmak için şekil 1'de gösterilen adette tuğla kullanmış. Bu durumda duvara kullanılan tuğla sayısının kullanılmayan tuğla sayısının oranı 2/5'tir. Bakın kaç tane tuğla kullanılmış şekil 1'de? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kullanılmış. Kullanılanın kullanılmayana oranı 2/5'miş. Yani gençler, 4 katı değil mi 2'nin 8, 2'nin 4 katı. O zaman x de 5'in 4 katı olacak. İçler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. 4 katı 20'dir. Demek ki kullanılmayan 20 tane tuğla var. 8 tane de kullanılan vardı. Demek ki bu duvar totalde 28 tuğladan oluşacak derim ben. Tamam. Şimdi diyor ki Caner Usta duvarı örmeye devam edip şekil 2'de gösterilen duruma geldiğinde kullanılan tuğla sayısının yine kullanılmayan tuğla sayısına oranı kaç olur? Kaç tane kullanılmış onu bir bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tanesini kullanmış. 28 tuğladan oluşacaktı duvar. Kullanılmayan 16 tane vardır o halde. Cevabımız budur. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 4. Cevap neymiş? 3/4. Yani doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiş gençler. Devam edelim ikinci soruyla. Dikdörtgen biçimli bir yüzü mavi, bir yüzü sarı renkli havlu. Şekil 1'deki gibi asıldığında oluşan uzunluk değerleri ve bir miktar kayarak şekil 2'deki duruma geldiğinde oluşan uzunluk değerleri aşağıda gösterilmiş. Şekil 1, şekil 2, x kaçtır diye sormuş. Öncelikle arkadaşlarım, şu sarı yüz, bakın burada görünen mavi yüzden daha kısa uzunluğa sahip. Bakın şu sarının altında da mavi olduğu için bir kere önce şurunun tamamını hesaplayacağız. Yani bunun tamamını hesaplayabilmek için bu ikisini toplamamız lazım. Toplarsak 4, 2 daha 6, 5, 2 daha 7. Hop şura 30, 20 daha 50 yaptı. 50,76 ile 30,24'ü, yani şurayı toplayacağız ki havlunun uzunluğu ortaya çıksın. Yani ben 50,76 ile arkadaşlarım 30,24'ü toplarsam, bakın 76, 24 daha 100 yapar. 100'ün 2 tane sıfırını ekledim. O 1 yan tarafa sarktı. Elde 30 daha 80. Bir de elde vardı 81. Yani bizim havlumuz 81 santimetre uzunluğunda olacak. Şekil 2'ye bakıyoruz. Arkadaşlarım yine burasıyla şurasını toplayıp havlunun uzunluğunu bulmam gerekiyor. Yani 40 artı x ile x'i toplayacağım. 81'e eşitleyeceğim. Aynı havludan bahsediyoruz çünkü. O halde 2x eşittir. 40'ı bu tarafa gönderdim. 41 yaptı. X de buradan ne gelir? 20,5 gelir. Yani cevabımız neymiş? Edirne seçeneğiymiş dedik sevgili arkadaşlarım. Devam ettiğim 3. soruyla. 3. soru için şu kısmı arkadaşlar temizleyelim. 4 katlı bir halk kütüphanesinde her katta 5 tane oda. Her odada 12 tane kitaplık. Her kitaplıkta 9 tane raf. Her rafa da 15 tane kitap konulduğunda bu halk kütüphanesinde bulunacak toplam kitap sayısı. Ve 4 katlıydı, onu da unutmayın. 4'ü de ekleyelim. Şimdi gelin düşünelim. 12 kere 5 kaç yapar? 12 kere 15, 180 yapar. 4 kere 5, 20. 20 kere 9 da 180 yapar. Böylelikle hepsini çarpmış olduk ki bu çarpımın sonucu da 180'in karesidir. Yani cevap C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz, mis gibi. Devam ediyorum 4. sorumla ki beğendiğim sorulardan bir tanesi. Aşağıda verilen iç içe köklü sayı işlemindeki kök çizgileri en içten en dışa doğru sırasıyla mavi, yeşil, kırmızı ve siyah renklidir. Mavi, yeşil, kırmızı, siyah. Bu işlemin sonucunun rasyonel olabilmesi için işlemdeki bazı kök çizgileri silineceğine göre silinecek köklerin renkleri
Kırmızı ve mavi, yeşil ve mavi, kırmızı ve yeşil renklerinden hangileri olabilir? Şimdi öncüleri tek tek uygulayalım. Kırmızıyı ve maviyi silersem ben. Şimdi kırmızı ve mavi silinecek, unutmayın. Maviyi silersem burası yine 16 olur. 2 kere 16, 32. 33'ten 32'yi çıkardım. Burası 1 ve 1'in karekökü yine 1 yaptı. 4 kere 1 4'tür. 4'e 5 ekledim 9. Şimdi kırmızı silindiğine göre burayı görmeyeceğiz. Yani kök dışına çıkmayacak. Kök olmayacak çünkü. Burası neymiş? 9. 9'a 16 ekledim. 25. 25'in karekökü de 5 yapar. 5 sayısı da bir rasyonel sayı olduğu için kırmızı ve maviyi silmemiz bu işlemin sonucunun rasyonel çıkmasını sağlar. Geçtim bir diğerine. Diğer öncülde ne diyor? Yeşille maviyi silsek olur mu? Maviyi silersem 16, 2 kere 16, 32, 33'ten 32'yi çıkardım. 1 geldi. Şimdi yeşili sildiğim için de silmesem de olurdu. Çünkü zaten içerisi 1. Dolayısıyla burası 1'dir. 4 kere 1 4 yaptı. 4'e 5 ekledim. 9, 9'un karekökü 3. 3'e 16 ekledim. 19, burası kök 19 geldi. Ve kök 19 bildiğiniz üzere rasyonel değil, irrasyoneldir. Dolayısıyla sevgili gençler, ikinci öncül bay bay. Geçelim üçüncü öncülümüze. Kırmızı ve yeşil demiş. Bir de buna bakalım arkadaşlarım. Kırmızı ile yeşili görmeyeceğiz. Kök 16 4'tür. 2 kere 4 8. 33'ten 8 çıktı. 25. Bakın ne demiştik arkadaşlar? Kırmızıyı ve yeşili sileceğiz. Yeşili kaldırırsam burası yine 25 olur. 4 kere 25 100 yapar. Daha sonrasında 5 ekledim. 105 geldi. Kırmızıyı sildiğim için 105 olarak devam ediyorum. 105 16'yı ekledim. 121 siyahın içerisinde 121 kaldı. Bu da 11 diye dışarı çıkar. 11 de bir rasyonel sayı olduğu için 3. öncülümüzde olur diyeceğiz. Doğru cevap 1 ve 3 yani C seçeneği olacaktı. Devam ediyorum bir diğer sayfam. 5. soru. Bir hafıza kartının kaçta kaçının dolu olduğunu bu sembolü ifade etmekte. Hafıza kartı sembolü. Aşağıda bu hafıza kartının içindeki klasörler ve büyüklükleri gösterilmiş. İşte 10 GB, 20, 30, 40 ve 50 GB olarak. Bu durumda hafıza kartı sembolünün değeri 1 bölü 2 olurken, yani şu durumdayken 1 bölü 2'ymiş. Bu klasörlerden arka arkaya 4 tanesi siliniyor. Farklı 4 tanesi arka arkaya siliniyor. Ve bunun değerleri sırasıyla 1 bölü 3, 1 bölü 5, 1 bölü 6 ve 1 bölü 10 oluyor. Buna göre son silinen klasörün büyüklüğü kaç gigabayttır diye sorulmuş gençler. Şimdi öncelikle dikkat ederseniz 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 5, 1 bölü 6, 1 bölü 10 bunların her birinin paydalarının ekoku 30'dur. O halde ben diyorum ki 30K'lık bir hafıza kartım var. Ve en başta hiçbir şey silinmemişken, yani şu durumdayken 1 bölü 2'si doluymuş. Yani hiçbir şey silinmemişken arkadaşlarım 15K'sı dolu. Daha sonrasında 30'un 1 bölü 3'ü, 30'un 1 bölü 3'ü 10 yapar. 30'un 1 bölü 5'i 6 yapar. 30'un 1 bölü 6'sı 5K yapar. 30'un 1 bölü 10'u da 3K'yı gösterir bize. Yani en başta buyken bir klasör silindiğinde 10K kalmış. Yani o klasör 5K boyutunda. Bir klasör daha silinmiş 4K kaybetmiş. Bir klasör daha silinmiş K kadar kaybetmiş. Ve bir klasör daha silinmiş 2K kadar kaybetmiş. Buna dikkat edin. Silinenlerden şu K'nın 2 katı, 4K'da 2K'nın 2 katı ve ilk silinen şurada 3. silinenin 5 katı arkadaşlarım. Şimdi buna bakalım. 10 var, 2 katı 20 var, 2 katı 40 var. Bakın K, 2K, 4K. 10, 20, 40. Ve 3. silinen şu K, yani K diye buna dedik. Bunun 5 katı da burada var zaten. 50 GB. Demek ki geriye silinmeyen sadece 30 GB'lık kalmış. 30 GB'lık. Son silinen ise sevgili arkadaşlarım hangisiydi? 2K'lıktı. Yani onun 2 katı olan 20 idi. Doğal olarak cevabımız da Bursa seçeneği olacaktı deriz. Geçtim 6'ya. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere ikbal kütleleri B gram ve C gram olan iki ağırlığı birlikte tarttığında göstergedeki sayı tek sayı oluyor. Yani arkadaşların B ile C'yi beraber tartınca tek sayı oluyormuş gösterge. Ve sevgili gençler, ikbal her biri C gram olan ağırlıklardan A tanesini birlikte tartarsa A tane C gram yapar. Ve bunun da yine tek sayı olduğunu görüyor. Şimdi A kere C tekse A tektir ve doğal olarak C de tektir.
Arkadaşlarım burada C tekse, teke ben ne eklersem tek sayı elde ederim. Tabii ki çift. Yani böylelikle ben A'nın tek, B'nin çift ve C'nin tek sayı olması gerektiğini elde ettim bir kere. Şimdi gelin şıklara bakalım. Bana demiş ki hangisi tek sayıdır? Güzel. A'ya C ekle demiş. Yani teke tek eklersem çift olur. Gitti. Daha sonrasında B neydi arkadaşlarım? Çifti. Çifti ben neyle çarparsam çarpayım? Çift gelir. B çifti yine bir şeyle çarpmış. Yine sonuç çift gelir. Bakın B çifti C ile çarpmış. Sonuç yine çift gelir. Buraya bakalım. C tekti. B çifti. C tekti. Tek, çiften teki çıkardım. Tek tekle teki çarptım. Sonuç tek olur. Hangisi tektir diye sorulmuştu. Cevap Denizli seçeneği olacaktı gençler. Geçtim 7'ye. Şu kısmı sileceğim 7. soruyu çözmek için. Demiş ki rakamları toplamı asal çarpanlarının her birine tam bölünebilen sayılara toplam asal sayılar denir. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi toplam asal sayıdır? Rakamlarını topluyorum 9. 36'nın asal çarpanları nedir arkadaşlar? 2 ve 3'tür. 2 ve 3. Şimdi 9 3'e bölünür fakat 2'ye tam bölünmediği için bu bir toplam asal sayı değildir. 48'in rakamları toplamı 12'dir. 48'in sevgili gençler asal çarpanları 2 ve 3'tür. 12 3'e de tam bölünür, 2'ye de tam bölünür. Doğru cevap Bursa. 54'e de bakalım. Rakamları toplamı 9. Ve sevgili gençler 54'ün asal çarpanları yine 2 ve 3'tür. 3'e bölünür fakat 2'ye bölünmez. Gitti. 80'e bakıyoruz. Rakamları toplamı 8. 80'in asal çarpanlarından birisi 5 ve 5 8'e tam bölünmez. Bu da gitti. 40'ın rakamları toplamı 4 ve yine 40'ın asal çarpanlarından birisi 5 olduğu için 4 5'e tam bölünmez. Bu da gitti. Doğru cevabın Bursa olması gerektiğini zaten söylemiştik biz. Devam ediyorum 8. sorumla. Aşağıdaki gerçel sayı doğrusunda A, B ve C gerçel sayılarının bulundukları aralıklar gösterilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor bize. Öncelikle A ile C'nin toplamı. Arkadaşlarım A eksi 2 ile eksi 1 aralığında, C 0 ile 1 aralığında. Ben ikisini toplarsam A sayısal olarak daha büyük olduğu için sonucu negatif yapacaktır A ile C'nin toplamı. B de sevgili arkadaşlarım negatifti. Eksi ile eksinin çarpımı, bakın B negatif, eksi ile eksinin çarpımı pozitif yapar. Burada küçüktür demiş. Dolayısıyla birinci öncülüm gitti. 1 olanları sildim. Devam. B ile C'nin toplamı. Arkadaşlarım B ile C'nin toplamı hakkında herhangi bir bilgi edinemem. Çünkü B eksi 1 ile 0 arasında eyvallah. Fakat C de 0 ile 1 arasında. Yani ikisi de basit kesir. İkisinin toplamı hakkında pozitif mi negatif mi bilemem. Çünkü B mi daha büyük C mi daha büyük sayısal olarak mutlak değerci hangisi daha büyük bilmediğim için B artı C hakkında yorum yapamam. Yorum yapamıyorsam kesinlikle doğrudur da diyemem. 2 de gitti. Doğal olarak cevabımız yalnız düşmüş. Bir de gelin 3'e bakalım. B'den C'yi çıkarmış. Bakın küçük sayıdan büyük sayı çıkarılırsa negatif olur. C de pozitifti. Negatifle pozitifin çarpımı da sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla 3. öncülüm doğru ve 8. sorumun cevabı da Adana seçeneği olacaktı derim. Ve devam ediyorum 9. sorumla. Arkadaşlarım B 0'dan farklı ve A 71, 2B 6 ve 5A 3 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere Murat bu, bu ve bu fiyat etiketli 3 üründen hangi ikisini alırsa alsın toplamda ödeyeceği tutarın 9'un tam katı olduğunu görüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi varsayalım ki şu ikisini almış olsun. İkisini alırsa A 71 ile 2B 6'yı toplayacak ve bu fiyatı ödeyecek ve bu fiyat 9'un katıymış. Aynı zamanda şu ikisini alırsa yani A71 ile 5A3'ü alırsa da yine arkadaşlarım 9'un katı oluyormuş. Ve şu ikisini alırsa başka zaten ihtimal kalmadı. 5A3'ün toplamı da yine 9'un bir katıymış. Öncelikle 9'a bölünme kuralı neydi? Rakamların toplamının 9'un katı olması gerekiyordu. Şu kısmın rakamları toplamı 8 artı A. Bu kısmın rakamları toplamı da 8 artı B. Totalde 16 artı A artı B. 9'un bir katıymış. Yani A artı B burada nedir? 9'un katından 2 fazla olmak zorunda. Güzel. Bunu elde ettik. A artı B. 9'un katından 2 fazla olmak zorunda ki şurası 9'un katı olsun. Şimdi gençler. Gelin şuraya bakalım. Şu kısım, bu kısım 8 artı A'dır. Şuraya bakıyorsunuz yine 8 artı A. Toplarsanız 16 artı 2A yapar. Bu da yine 9'un katı olacak demiştik. Ve daha sonrasında 2A'nın da artık 9'un katından 2 fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben buna
A artı A yine 9'un katından 2 fazladır diyebilirim. Ekstradan buraya bakıyorum. 8 artı B. Bakın burada da bir 8 artı B vardı. Artı yine 8 artı A. Yine aynı senaryo gelecek. Artık şunu söyleyebiliriz ki bakın A ve A var burada. Yanlarına birine B eklemişim, birine A eklemişim. Sonuç yine 9'un katından 2 fazla olmuş. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? A ile B birbirine eşittir diyebilirim sevgili gençler. Devam ettim 10. sorumla. Sınıfındaki öğrencilerini Luna Park gezisine götüren Esin öğretmen, ki beğendiğim sorulardan bir tanesi, bir kişinin dönme dolaba binebilmesi için boyunun en az 120 santim, çarpışan arabaya binebilmesi için boyunun en az 130 santim olması gerektiğini öğrenmiş. Şimdi ben buna bir sayı doğrusu çizecek olursam sevgili gençler, ki sayı doğrumun rengini şöyle yapalım. Bakın bir sayı doğrusu çizdim. Bu sayı doğrusunu çizdikten sonra şu kısma 120'yi gösterdim. Buraya da 130'u gösterdim arkadaşlar. Tamam. Daha sonrasında diyorum ki dönme dolaba binebilmesi için en az 120 olması gerekiyordu. Bakın şu kısmı şöyle gösterdim. Bu taraf dönme dolaba binebilmek için yeterli boy. Daha sonrasında 130 santimetre olması için, olsun ki çarpışan arabalara binebilsin diyoruz. Demek ki 130'dan itibaren bu tarafı alırsam da burası da çarpışan araba. Şimdi bakın bu taraf dönme dolap, burası da çarpışan arabalar. Tamam. Ve demiş ki bize, dönme dolaba binebilenlerin sayısı 2 basamaklı AB sayısı. Bakın burası AB 2 basamaklı sayısı. Çarpışan arabalara binemeyenlerin sayısı ise, binemeyenlerin sayısı, o da BA'ymış. Yani binemeyenler olunca şu tarafı almak mantıklı olur değil mi? Bunu şöyle düzgün çizelim, olmaz mı? Şu tarafı alırsak bu da 2 basamaklı BA sayısıymış. Artık şurayı görmemize gerek yok. Şu şekilde gösterdim. Bakın şimdi arkadaşlarım, dikkatli olmanıza fayda var. Çok iyi dinleyin. Öğrencilerden 6 tanesinin boyu 128 santim. 128 şurada bir yerde. Ve bunların sayısı da 6 kişi. Onu da yazdım. 128 santim ve toplam öğrenci sayısı da 51'den fazla olduğuna göre dönme dolaba binebilen öğrencilerin sayısı. Dönme dolaba binebilenlerin sayısı AB'ydi. Bize AB soruluyor. Onu da unutmayalım. Şimdi çok iyi dinliyorsunuz. Gençler, toplam kişi sayısı 51'den fazlaydı. Yani ben burada AB'yi ve BA'yı toplarsam, bakın AB artı BA, bir de üzerine şunu biliyorsunuz ki 120 ile 130 boy arasında en az 6 kişi var. En az 6 kişi var. Ve bu 6 kişi de eklenince otomatikman burası 51'den daha büyük oluyormuş. Şimdi şurası nedir arkadaşlarım? 11 parantezinde A artı B değil midir çözümlerseniz? 10A artı A, 10B artı B'den 11 parantezinde A artı B. Ve sevgili arkadaşlarım, şu kısmı tekrar düzeltmek istiyorum. Ben burada AB ile BA'yı toplarsam şuradaki 6 kişiyi 2 defa toplamış oluyorum. Artı 6 değil, eksi 6 yazarım. Büyüktür 51. Eksi 6'yı karşıya gönderirseniz büyüktür 57 olur. Şimdi artık şunu biliyorum. A artı B ile 11'i çarptığım zaman 57'den büyük olacak ve bana AB'nin en az değeri soruluyor. Dolayısıyla ben A artı B'nin de minimum değerini bulmak zorundayım. 11'in katı olacak, 57'den daha büyük olacak. Ne var? 66. O zaman A artı B'ye ben ne derim? 6 derim. Şimdi A artı B 6 iken bize AB'nin minimum değeri soruluyorsa doğal olarak A'yı küçük, B'yi büyük seçmem gerekiyor. Bu da ancak ve ancak 15 ile mümkündür. AB'nin en küçük değeri, en az değeri 15'tir diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum. Güzel soruydu 10. soru. 11. sorumla şu kısmı sileceğim arkadaşlar. Birbirlerine borçları olmayan 3 esnaftan Ahmet, Burak'a 100 TL ve Cem'e 150 değerinde bir ürün. Şimdi Ahmet var, Burak var ve Cem var arkadaşlar. Şimdi Ahmet, Burak'a 100 lira ve Cem'e 150 TL değerinde birer ürün satmış. Ahmet Burak'a sattıysa Burak'ın Ahmet'e borcu vardır. Doğru mu? Burak'ın Ahmet'e 100 lira borcu var. Şöyle gösterelim. 100 lira borcu var. Ve sevgili gençler, Cem'in de Ahmet'e 150 lira borcu var. Bunlar cepte. Daha sonrasında Burak ise Ahmet'e 250 lira değerinde bir ürün satmış. Bakın şöyle gösterelim. Eksi 250 diyelim. Ahmet'in Burak'a borcu var şu an. Ve Cem'e 200 TL değerinde bir ürün satmış. Burak Cem'e sattığına göre Cem'in Burak'a 200 lira değerinde bir borcu var.
Tüm bu alışverişler sonucu Cem kime veya kimlere kaç liralık ürün satarsa hiçbir esnafın başka bir esnafa borcu morcu derdi hiçbir şey kalmaz diyor. Şimdi arkadaşlarım, Cem'in hiçbir esnafın borcu kalmamasını istiyoruz bu arada, bunu unutmayın. Piyasadaki tüm alacaklar tüm vereceklere eşit olmak zorunda. Bunu 2022 MSÜ'den de hatırlıyorsunuz. Piyasadaki tüm alacaklar tüm vereceklere eşit olmak zorunda. Burada sevgili arkadaşlarım, bakın Ahmet'in 250 lira alacağı var. Ama Ahmet'in zaten 250 lira da vereceği var. Ahmet sıfırlandı yani. Ahmet'in bir şey yapmasına gerek yok. Peki Cem'in 350 lira vereceği var. Demek ki Cem 350 lira değerinde bir şey satması lazım. Ahmet'in zaten herhangi bir alır gideri hiçbir şey yok arkadaşlar. Doğal olarak Ahmet'i piyasadan silebiliriz. Otomatikman Cem gidip Burak'a 350 liralık bir şey satarsa herkes birbirine borcunu bir güzel ödemiş olur. Dolayısıyla sadece Burak'a 350 lira değerinde bir ürün satması piyasadaki tüm borçları sıfırlıyor anlamına gelir. Bunu sakın unutmayın. 2022 MSÜ'de de karşınıza çıktı. Piyasadaki tüm alacaklar, tüm verecekleri nötrlemek zorundadır. Kafa kafaya denk olmak zorundadır. Devam ediyoruz gençler. 12. sorumuzda şu kısmı sildim. Aşağıdaki şekiller iki farklı hacimdeki A ve B cisimlerinin birleşimiyle oluşturulmuştur. A kabında kendi içinde eşit hacimleri ifade eden seviye çizgileri, B kabında da yine kendi içinde eşit hacimleri ifade eden seviye çizgileri gösterilmiş. İçinde gösterildiği seviyede su bulunan şekil 1 ters çevrilinde şekil 2 elde ediliyor. Buna göre A kabının hacminin B kabının hacmine oranı nedir diye sorulmuş. Ben buradaki her bir seviye çizgisinin hacmine küçük b diyeceğim. A'nın içerisindeki her bir seviye çizgisinin hacmine de küçük a diyeceğim. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 4 de burada 8 tane b'miz var. Artı burada da 1, 2, 3, 4 tane A'mız var sevgili arkadaşlarım. Ve buradaki suyun hacmi bu. Ve bu kap ters çevrildiği için suyun hacmi yine sabit kalmak zorunda. Sağ tarafa geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane, 4 tane, 4 tane, 12 tane A'mız var. Ve 1, 2, 3, 4 tane de B'miz var. Bu da kaptaki suyun hacmini gösterdiğine göre bunlar birbirine eşit. 4B'yi bu tarafa salladım, 4A'yı bu tarafa salladım. Böylelikle 4B eşittir 8A olmuş oldu. Yani B eşittir 2A'dır diyebiliriz artık biz. Şimdi bu cepte gençler. Buna göre A kabının hacminin B kabının hacmine oranı sorulmuştu. A kabının hacmi biliyorsunuz ki 12A'ydı. B kabının hacmi de 8B'ydi. Ve B'nin 2A'ya eşit olduğunu bildiğimiz için 8 çarpı 2A dersek bu da 16A'yı verir. Ve bize şu sorulmuştu arkadaşlarım, unutmayın. Demişti ki A kabının hacminin B kabının hacmine oranı, yani 12A'yı 16A'ya böl demiş soru bize. A'lar gider 4'e böl 3, 4'e böl 4. Yani 3 bölü 4 bizim cevabımız olacak. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiş. Devam ettim 13. sorumla. AB ve BA iki basamaklı doğal sayı. P ve Q birer önerme olmak üzere. İki önermede bir tanesi diyor ki AB asal sayıdır. Diğer önermede diyor ki BA 30'da 40 arasındadır. Ve sonuç olarak demiş ki P ise Q'nun değeri de yanlışmış. Şimdi ise'nin sonucunun yanlış çıkabilmesi için bunun 1, bunun 0 olabilmesi gerekiyor ki 0 çıksın sonuç. Şimdi demek ki P1'miş. Buradan bunu anlıyoruz. P1. Q'nun değeri 0 ise Q da 1'dir. 2 önermemiz de doğruyu söylüyormuş. Kesinlikle ama kesinlikle AB asalmış ve kesinlikle BA 30'da 40 arasındaymış. Şimdi 30'da 40 arasında neler var? 31 var, 32 var, 33 var, 34 var, 35, 36, 37, 38, 39 var. Başka yok. Bunlar BA'lar arkadaşlarım. AB'ler neler olur? Neler olur? Bunların tersi. Ve tersi de asal olmak zorunda. Mesela 13, 13 asaldır. 23, 23 asaldır. 33 asal değil. 43 asaldır. 53 asaldır. 63 asal değildir. 21 kere 3. Daha sonrasında 73 asaldır. 83 asaldır. 93 asal değildir. 3 kere 31 arkadaşlar. Asal olanlar bunlar. Ve bize demiş ki A kere B en çok kaçtır? Bakın A kere B 3 gelir. 6 gelir. 4 kere 3 12 gelir. 15 gelir. 21 ve 24 gelir. Doğal olarak en fazlasını sorduğu için de biz 24'ü seçeceğiz. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktı diyebiliriz. Devam ettim 14'te.
Şekildeki hesap makinesinin rakam tuşları dikkate alındığında şu işaret, bu simge K rakamına komşu olan rakamlar kümesini ifade etmekte. Mesela 9'a bakıyoruz. 9'un komşu olanları hangileriymiş? 0, 5, 6, 8. 0, 5, 6 ve 8'miş. Rakamlardan bahsediyor. Sembolleri, işaretleri, matematiksel işaretleri almıyoruz. İşlemleri almıyoruz arkadaşlar. Bu arada çaprazlar da komşu olabiliyormuş. Bunu da anlamış bulunuyoruz verdiği örnek babında. Tamam. Şimdi devam edelim. Buna göre 2'ye komşu olanlar, 6'ya komşu olanlar ve 8'e komşu olanları göster demiş. 2'nin komşu olanlarını hemen gösterelim. 2'ye komşu olanlar 1, 4, 5, 6, 3. 1, 4, 5, 6 ve 3 bu cepte. 6'ya komşu olanlara bakalım şimdi. Hop. 3, 2, 5, 8, 9. 3, 2, 5, 8 ve 9 var arkadaşlarım. Ve son olarak 8'e komşu olanları da gösterelim. 8'e komşu olanlar da 0, 7, 4, 5, 6 ve 9. 8'in bayağı bir komşusu varmış. Pekala. Boyalı bölgelerde yer alan eleman sayısı soruluyor. Şimdi boyalı bölgelere bakalım. Her üçünde de olan bir eleman varsa bunu çıkar demiş. Her üçünde de olan bir eleman var mı? Bakın 5 var. Bunu istemiyor çünkü burası yok. Demek ki 5'i ben sileceğim. Kafadan onu bir çıkaralım arkadaşlar. Güzel. Daha sonrasında 6 ve 8'e komşu olsun istiyor. Bakın 6 ve 8'e komşu olsun. 6 ve 8'e ortak olanlar hangileri? Bakalım 9 var. Başka var mı? 3, 2, 8. Başka yok. 9 şurada zaten. Onu da bulduk. Daha sonrasında 8'e komşu olsun ama 2'ye komşu olmasın istiyor. 8'e komşu olup yani 8'in kümesinin içerisinde olup da 2'nin kümesinin içerisinde olanları sileceğiz. İkisinde beraber olanları sileceğiz. Mesela 6. 6'yı silmek zorundayız. Bay bay. 0, 7, 4 var. 4'ü de silmek zorundayız. Çünkü 4 2'nin de komşusu. Başka kalmadı arkadaşlarım. Bir de 2 ve 6'ya aynı anda komşu olanlara bakmamız lazım. Ne var? Bakın burada 3 var arkadaşlar. Başka var mı? Başka yok. Pekala. Ne demişti bize soru? Boyalı bölgelerde yer alan eleman sayısı. 9 var. 9'u zaten işaretlemiştik. 3 var. 3'ü zaten işaretlemiştik. Dolayısıyla şunları görmezden gelebiliriz. Bir de sevgili gençler şurası neydi? 8'e komşu olup hiçbirine komşu olmayanlar. 0 ve 7 var. Başka da yok. 1, 2, 3, 4 tane eleman vardır. Doğru cevabımız da Bursa seçeneğidir diyebiliriz 14. sorumuz için. Devam ediyorum 15. soruyla. Aşağıdaki birim kareli dik koordinat düzleminde y-fx fonksiyonunun 0,5 kapalı aralığındaki eğrisi bize gösterilmiş. İşte bu kırmızı eğri fx'in eğrisi arkadaşlarım. Buna göre x büyüktür fx eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardı? Şimdi ben bu x'i sanki bir gx fonksiyonmuş gibi gx eşittir x diyelim. Ve gx'in fx'ten daha büyük olduğu değerleri bulmak adına gx'in grafiğini çizelim. Yani x'in grafiğini çizelim diyoruz. X'in grafiği y'eştir x grafiğidir. Yani şu şekilde tam köşe noktalarından geçecek bir grafiktir. Artık soru bitti diyebiliriz. Yani bizden tek yapmamız istenen hareket buymuş gibi düşüneceğiz. Bakın arkadaşlarım mavinin kırmızıdan daha büyük olduğu tam sayı değerlerini bulmamız gerekiyor. Burada bir noktasında kırmızı maviden daha büyük. 2'de mavi kırmızıdan büyük olduğu için 2'yi işaretledim. 3'te kırmızı maviden büyük istenmiyor. 4'te mavi kırmızıdan büyük alacağız. 5'te mavi kırmızıdan büyük alacağız. Yani x fx'ten büyük olmuş oldu. Kaç tane tam sayı değeri işaretledim? 3 tane. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktı diyebilirim gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum 16. sorumla. Tahir ve Neşe'nin cep telefonlarının aylık konuşma paketleri toplamı 2000 dakika. Tahir dakikalarının 1 bölü 3'ünü, Neşe ise 1 bölü 4'ünü harcadığında her ikisinin toplam konuşma paketi 1400 dakikaya düşüyor. Buna göre Neşe'nin aylık konuşma paketi kaç dakikadır? Şimdi şöyle diyeceğiz. 1 bölü 3'ü ve 1 bölü 4'ü var biliyorsunuz. O halde Tahir diyeceğim. Tahir'in tüm konuşma sürelerine 3K diyelim. Ya da 3T diyelim direkt. Olmaz mı? 3T olsun. Ve bir de Neşe var arkadaşlar. Neşe'nin de tüm konuşmaları 1 bölü 4 dediğine göre 4N diyelim, tamam mı? Şimdi 3T ile 4N'nin toplamı biliyorsunuz ki 2000 dakikaymış. Toplam bu kadar konuşuyorlarmış arkadaşlar. Peki 1 bölü 3'ünü harcadım. 1 bölü 3'ünü harcadım. Ne kadarı kaldı? 2T'si kaldı. 1 bölü 4'ünü harcadım. 3N'si kaldı. Ve her ikisinin toplam konuşma paketi 1400 dakikaya düşüyormuş.
O halde biz şöyle diyelim. Şunları silelim. Ne kadarını harcamıştı? 1 bölü 3'ünü. Yani t kadarını harcamış. Bu da 1 bölü 4'ünün n kadarını harcamış. Ve ne kadar eksilmiş? 600 dakikası eksilmiş. Çünkü 1400'e düşmüş ya. Pekala. Şimdi gelin. Gelin. Bize neyi sormuştu? Neşe'yi değil mi? Çarp abicim bunu 3 ile. 3t artı 3n eşittir 1800 olur mu? Olur. Bak şimdi 3t artı 3n artı n dersem 3t ile 3n'nin toplamı 1800'dü. Demek ki buradaki n neymiş? 200'müş. Yani n bir tane n 200 dakikaymış. Bize Neşe'nin konuşma paketini sormuştu. Yani 4n'yi sormuştu. Demek ki 4n ne olacak? 800 dakika olacak. Dolayısıyla cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 800 dakikayı bulduktan sonra eğer Tahir'in konuşma paketi kaç dakikadır diye sorulmuş olsaydı o da 1200 olurdu diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum 17. soruyla. Her birinde B tane üye olan A tane WhatsApp grubu. Toplam kaç üye vardır? B çarpı A tane. Çok güzel. WhatsApp grubunun C tanesinin her birinden A tane gruptan üye çıkmış. Şimdi C tanesinin her birinden çıktığına göre eksi diyeceğim. C tanesinden A tane, her birinden A tane çıkmış. Çok güzel. Kalan grupların her birine. Kalan grup kaç tane grup kaldı? Bakın. A tane WhatsApp grubu vardı. C tanesinden ayrılmıştı. A eksi C tane grup kaldı. İşte bu grupların her birine de A tane yeni üye eklenmiş. Son durumda WhatsApp gruplarında toplam kaç üye vardır? Hesaplayalım. BA eksi AC. Bakın A'yı içeri dağıtın. Artı A kare eksi AC. Daha sonrasında ben bunu BA artı A kare eksi 2AC biçiminde yazarım. Her birinin içerisinde de mis gibi bakın birer tane A var. Gelin A parantezini alalım. Burada B kalır, burada A kalır, burada da eksi 2C kalır. Ve cevap ortaya çıkar. Bu da hangisine verilmiş? Bursa seçeneğinde verilmiş değil mi? Bursa A parantezinde AB eksi 2C. Çok güzel. Cevabımız Bursa'ydı sevgili arkadaşlarım. Geçtim 18'e. Sıcaklık birimleri Celsius ve Fahrenheit arasında. Celsius eşittir 5 bölü 9 çarpı Fahrenheit, 5 bölü 9 çarpı Fahrenheit eksi 32 ilişkisi bulunmakta. Haberlerde hava durumunu sunan spiker demiş ki Cuma günü İzmir'de beklediğimiz en yüksek sıcaklık 25 santigrat derece. En düşük sıcaklık da 15 santigrat derece olarak tahmin edilmekte. En düşük 15, 15 diyorum 12 yazıyorum. En düşük 15, maksimum 25'miş. İzmir'in Celsius biçiminden sıcaklığı. Diyor ki buna göre beklenen sıcaklık değerleri dikkate alındığında Cuma günü için İzmir'de gün boyunca sıcaklık farkı en yüksek kaç Fahrenheit olur? He, tamam güzel. Şöyle diyeceğiz. Hemen bunu yapabiliriz. Gençler bu C'leri F'lere çevireceğiz. Tamam. Şimdi 15 eşittir 5 bölü 9 çarpı F eksi 32 diyelim. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 3. 3 kere 9 27 eşittir F eksi 32 diyeceğim. Eksi 32'yi bu tarafa gönderirsem eğer burası sevgili gençler 60 yapar. Yani bu 60 Fahrenheit'miş. Tamam doğru yaptık değil mi? Yok 60 olmaz üzgünüm. 27 32 daha 59 yapar arkadaşlar. En düşük sıcaklık 59 Fahrenheit dereceymiş. Pekala. Geçiyorum 25'e. Aynı şeyi 25 için yapacağım. 25 eşittir 5 bölü 9 çarpı F eksi 32. 5'e böldüm 5'e böldüm 5. 9 kere 5 45 eşittir F eksi 32 dedim. Eksi 32'yi bu tarafa gönderirsem eğer bu da bana 77'yi verir. Burası da 77 Fahrenheit olacakmış. Sıcaklık farkı en yüksek kaç Fahrenheit olur diye sorulmuştu. 77'den 59'u çıkaracaksınız arkadaşlar. Bu da bize doğal olarak 18'i verecektir. Doğru cevabımız da Edirne seçeneği olacaktı. Ve devam edelim arkadaşlarım 19. sorumuzla. Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya o veri grubunun tepe değeri ya da modu denir. Bir markette kasiyer bir müşterinin aldığı 9 adet üründen 7 tanesini kasada okutunca kasa okutulan ürünleri fiş üzerinde şekildeki gibi yazmış. Fişte belli bakın çikolata çikolata 5'er liradan 2 tane çikolata almış. Meyve suyu 3 lira sakız 6 lira. Meyve suyu yine 3 lira, ekmek 2 lira, süt 4 lira. Peki süt 4 lira, küçük süt herhalde. Büyük sütler 15-16 lira olur. Kasada okutulmayan 2 ürün. Özdeş ve müşterinin aldığı 9 adet ürünün fiyatlarının oluşturduğu veri grubunun moduyla aritmetik ortalaması birbirine eşit olduğuna göre. Kasada okutulmayan 2 ürün, fişte yazan ürünlerden hangisi olabilir diye sormuş. Bakın önce bunları küçükten büyüğe doğru sıralamak gerekiyor. 2 liralık bir ekmek var ortada.
3 liralık 2 tane meyve suyu var. 3 ve 3 yazdım. 4 liralık sütümüz var. 5'er liradan 2 tane çikolatamız var. Ve sevgili arkadaşlarım, bir tane 6 liralık sakızımız var. En pahalı şey de sakızmış arkadaşlar. Peki şimdi kaldı 2 ürün. Ben bu 2 ürünü de buraya yerleştirdikten sonra 9 adet ürünün fiyatlarını oluşturur. Veri grubunun moduyla aritmetik ortalaması birbirine eşit olacakmış. Modu ve aritmetik ortalaması eşit. Peki şimdi gençler, 2 ürünü yerleştireceğim ama bunu ustalıkla yerleştirmem gerekiyor. Ve iki ürün, ben diyorum ki bakın, iki ürünün ikisinin de 2 liralık olan ekmek olma ihtimali yok. Yani niye yok? Çünkü arkadaşlar, o ikileri de buraya yerleştirirsem mod 2 olur ama aritmetik ortalama zaten 2'den büyük olduğu aşikar. Yani bu veri grubunun aritmetik ortalaması 2 olmaz. Dolayısıyla ekmek olmadığı aşikar. Eğer ki 3 liralık meyve suyu olursa, bakın 2 3, 3, 3, 3 yazmak zorundayım. 4, 5, 5, 6. Şimdi bunun modu 3. Acaba aritmetik ortalaması 3 mü? Bunların da aritmetik ortalamasını hesapladığı zaman 3'ten büyük gelir. Hesaplayalım. Bakın şurası 12. 2 daha 14, 18, 28. 6 daha 34 yapar. 34'ü 9'a böldünüz. Bu da zaten sevgili gençler 3'ten daha büyük bir sayı yapacaktır. Dolayısıyla olmaz arkadaşlar. Yani 3 liralık olan neydi, 3 liralık olan meyve suyu muydu? Meyve suyu da bizim bu sonradan eklenecek 2 ürünümüz değilmiş. 4 olur mu? 2, 3, 3, 2 tane ürün 4 ise 4, 4, 4 yapar. 5, 5, 6 gelir. Bu olabilir işte. Modumuz 4. Acaba aritmetik ortalamamız 4 mu, ona bakacağız. Şurası 16. Şurası arkadaşlarım 8. Topladım 24. 24, 12 daha kaç yapar? 36. 36'yı 9'a bölersem yine 4 gelir ki bu da zaten modun kendisiydi. Aynı zamanda aritmetik ortalama. Dolayısıyla sevgili gençler, sonradan eklenecek 2 ürünümüz 4 liralık olan sütmüş diyeceğiz. Ve doğru cevabımız Denizli seçeneği olacak dedik. Devam ettim 20. sorumla. Güzel sorulardan birisi. Aracıyla seyahatte olan Gül, aynı doğrultuda olan A ve B şehirleri üzerindeki, aynı doğrultuda derken yani mesela ben buradayım, doğu tarafında B var, batı tarafında, tam batı tarafında da A var gibi. İki şekil içinde durum aynı. Yolda ilerlerken hem yön hem de şehirlere uzaklık ifade eden tabelalardan şekil 1'dekini görüp yoluna bir süre devam ederek şekil 2'deki tabelaları görüyor. Buna göre x kaçtır? Şimdi öncelikle x burada pozitif olduğunu biliyoruz. Burası 350 idi. 200'den x'i çıkarırsak 350'den daha küçük. Demek ki bu adam ne tarafa doğru gidiyor? O kesin artık. Ne tarafa doğru gidiyor? Bu tarafa doğru gidiyor ki B'ye olan mesafesi azalmış. O halde ben şunu diyeceğim. Ne kadar azalmış? B'ye olan mesafe ne kadar azalmış? Tabii ki 350'den neyi çıkaracağım? 200 eksi x'i çıkaracağım. İşte bu kadar. Mesela burada 200 yazmış olsaydı bu adam ne kadar ilerlemiştir B'ye doğru? 150 kilometre ilerlemiştir derdim. Niye? 350'den 200'ü çıkarırım çünkü. O halde ben de 350'den 200 eksi x'i çıkardım. Ki bu da bana neyi verir? Burada 150 artı x'i verir. Çok güzel. Adam bu kadar ilerlemiş. Şimdi adam bu kadar ilerlediğine göre o halde A'dan da o kadar uzaklaşmış demektir. Yani ben x'in üzerine gidip ilerlediği kadarını eklersem otomatikman 300'ü verecektir bana. Ve soru bitti. 2x eşittir 150 ise x eşittir kaç? 75 olur. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Şimdi devam ediyoruz 21. sorumuzla. 2 ürün al 1'ini öde kampanyasının yapıldığı bir mağazada satılan 2 üründen fiyatı düşük olanından ücret alınmamakla. Hep öyle olur biliyorsunuz. Yoksa herkes en pahalısını alır, en ucuzunu fiyatını öder. O da zaten şirketi batırır. Hayri bu kampanyadan yararlanmak için 2 farklı gömlek almış ve 120 lira ödemiş. Şimdi 2 tane farklı gömlek alıyor, 120 lira ödüyor. Demek ki arkadaşlarım pahalı olanı 120 lira. Bundan hemfikiriz. Bu durumda 2 gömlek için uygulanan indirim en az %20, en çok %40 olduğuna göre gömleklerden birinin fiyatı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi şöyle diyeceğiz. 2 gömlek için uygulanan indirim diyor bakın. Yani bir tanesini tamam full fiyatını almıyor. Fakat hani iki gömleğin fiyatını 120 liraya düşmüş gibi düşüneceğiz. Sanki pahalı olan 120 lira değilmiş de 2 gömleğe toplam 120 lira ödemişiz. Ve ikinci gömleğin fiyatını da ekarte etmişiz.
Doğal olarak mesela şöyle düşünün. Birisi 120, öteki 60 liraymış. Toplamda 180 lira ödeyecekken otomatikman bu ekart edildiği için 120 lira ödemişiz. Bu da 180'de 60 liralık bir indirim varmış gibi düşünün. Umarım anlaşılmıştır. Malum. Peki şöyle diyeceğiz o zaman biz. Diyor ki bana, iki gömlek için uygulanan indirim en az %20. Ha, %20 indirilmiş hali 120. %20 indirilmiş hali. %20 indirilmiş hali o fiyatın 4/5'idir. 4/5'idir. O zaman ben bu 120'yi 5/4'te çarparsam indirilmemiş halini bulurum. Ki bu da sevgili gençler şudur. 4 ile 120'yi sadeleştirdim. 30, 30 kere 5 150 liradır. Yani bizim fiyatımız minimum 150 lira iki gömlek için. Ya da en çok %40 olduğuna göre demiş. Şimdi %40 indirim uygulandıysa 2/5'i indirilmiştir. 3/5'i kalmıştır. 3/5'i 120 ise ben 120'yi 5/3 ile tam tersiyle çarparsam indirilmemiş halini bulurum. Bu da yine şunları sadeleştirdim. 40, 40 kere 5 200 yapar. 2 gömlek maksimum 200 lira. Gömleklerden birinin fiyatı hangisi olamaz? Şimdi bir tanesi zaten 120 idi. O zaman ucuz olan kaçtır? Buraya göre 30. Buraya göre ucuz olan kaçtır? 80. Yani bizim ikinci gömleğimizin fiyatı minimum 30, maksimum 80. 30 ile 80 arasında. 60, 50, 30, 80 olur ama 90 olmaz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıydı dedik ve devam ediyoruz 22 ile. Demiş ki, üçlü sisteminde sarı ve kırmızı çubukların gösterdiği hanelerin içindeki sayıların toplamı mavi çubuğun gösterdiği hanedeki sayıya eşit. Yani diyor ki burası A, burası B ise burası A artı B'dir anlamına geliyormuş bu. Peki bu şemada verilenlere göre A artı B toplamı soruluyor. Bakın sarı, kırmızı 1, 3 daha 4. 4'ü buraya yazdım. 1, 4 daha buraya mecburen 5'i yazmak zorundayım. Daha sonrasında bakın sarı, kırmızı 7, 5 daha buraya mecburen 12'yi yazmak zorundayım. Daha sonrasında bakın sarıyla kırmızı 12 ile kırmızıyı topladım. 5'i vermiş. Demek ki kırmızımız burada eksi 7'ymiş. Negatiflerde olabiliyor demek ki. Daha sonrasında arkadaşlarım başka neler var bir bakalım. Sarı ve kırmızı bakın 7, 12 topla 19. Demek ki B kaçmış? 19 olacak. Bu cepte. Bu güzel. Peki gençler şuraya bakalım. Sarı ile kırmızının toplamı A. Şimdi o zaman burası nedir? A-1'dir. A-1 ile 1'i toplarsam A yapar. Sarı ile kırmızı A ile A-1'in toplamı A ile A-1'in toplamı eksi 7'ymiş. O halde 2A eksi 1'i karşıya attım eksi 6 A kaçmış eksi 3'müş. Çok güzel. B'yi 19 A'yı eksi 3 buldum. İkisinin toplamı sorulmuş. Cevap 16 olacaktı. Doğru cevabımız Deniz dedik ve devam ediyoruz arkadaşlar 23 ile. Türk sinemasının önemli ikililerinden Zeki Alasya ve Metin Akpınar 1976 yılında Hasip ile Nasip filmini çektiklerinde Zeki Alasya 33 yaşında iken 1978 yılında Petrol Kralları ki çok güzel filmdir. Petrol Kralları filmini çektiklerinde her ikisinin yaşları toplamı 72'dir. Şimdi 76 yılında 33 yaşındaysa şöyle Zeki Metin diyelim. 1976'da 33 yaşındaysa Zeki 1978 yılında 35 yaşındadır. Şimdi 1978 yılındaki yaşları toplamı 72 ise demek ki Metin 37 yaşındaki toplamları 72 olsun. Pekala Köyden indim Şehre bu da çok güzel bir filmdi. Filmini çektiklerinde ise Metin Akpınar 33 yaşında. Şimdi Metin Akpınar'ın 33 yaşında olması için 4 sene geriye sarmamız lazım. Yani burayı da 4 sene geriye sararsam demek ki bu film 1974 yılında çekilmiş. Köyden indim Şehre filmi hangi yıl çekilmiştir? Cevabı da bulmuşuz bakın 1974. Doğru cevabımız Edirne seçeneği olacaktı. Devam ettim 24'te. Hacimleri 8 birim küp, 9 birim küp ve 10 birim küp olan 3 ürünün ağırlıkları 8 birim küp, 8V diyelim, 9V diyelim ve 10V diyelim, tamam mı? 3 ürünün ağırlıkları sırasıyla 12 kilo, 12 kilo, 8 kilo ve 15 kilogramdır denilmiş. Rıdvan bu ürünleri hacimleri ile orantılı fiyattan alıyor, ağırlıkları ile orantılı fiyattan satıyor. Bu durumda en az kar ettiği üründen 30 lira kar ederken toplamda ise
750 TL kar etmiş oluyor. Buna göre hacmi 9 olandan ne kadar satış fiyatı sorulmuş. Satış fiyatı kaç liradır? Şimdi şöyle diyelim. Aldığı fiyatlara 8T diyelim, 9T diyelim, 10T diyelim. Çünkü orantılı satıyordu. Orantılı almış. Ama kütleleriyle, ağırlıklarıyla doğru orantılı fiyattan da satmış. Yani o zaman burayı 12M'ye satmış. 8M'ye satmış, 15M'ye satmış diyelim. En az kar ettiği ürün hangisi? Bakın 8'e 12, 10'a 15, 9'a 8. En düşük burada kar ettiğini düşünebiliriz. Yani arkadaşlarım 9T'den 8M'yi çıkarınca en az ne kadar kar etmişti? 30 TL fark etmiş. Bu çok güzel. Bunu elde etmemiz güzel oldu. Çünkü biz toplam karı da biliyoruz. Yani 8, 9, 10'un toplamı 27T yapar. 27T. Daha sonrasında 12, 8, 20, 35M. Bundan 35M'yi sevgili arkadaşlarım. Bu arada yanlış bir şey yaptık. Çünkü biz alış fiyatından satış fiyatını çıkardık. Tam tersini yapacağız. Şurayı düzeltelim. 8M'den 9T'yi çıkaracağız burada. Şöyle yapacağız. Burada da aynen tam tersini yapacağız. Şunu alalım arkadaşlar. Şuraya koyalım. Şunu da alalım. Şuraya koyalım. Şöyle yaparsak olur bence. 35M'den 27T'yi çıkarmış ve toplamda da 750 lira kar ettiğini söylemiş. Buradan ben M'yi T'yi bulurum. Vallahi bulurum. Ne yapacağım? Şurayı 3 ile bir çarpalım. 24M eksi 27T eşittir 90 TL yapar. Üsttekinden alttakini bir güzel çıkaralım. Şunlar gitsin. 35'ten 24'ü çıkardım. 11M. 750'den 90'ı çıkarırsak arkadaşlar 660 TL kalır. Demek ki M burada kaçmış arkadaşlar? 60 TL'ymiş. Soru bitti. Neden? Çünkü 9 birim küp olan ürünün satış fiyatı yani 8M sürülmüştü. 9 birim küpün satış fiyatı 8M'ydi. M'yi de 60 bulduk. Demek ki 8 kere 60 eşittir 480 TL'lik satış fiyatı varmış. 9 birim küplük ürünün doğru cevabımız B seçeneği olacakmış. Gençler, devam ediyorum 25'te. Osman, Harun, Emrah bir buluşma yerinde Mehmet'i beklerken bir WhatsApp grubunda aşağıdaki yazışmalar olmaktadır. Şimdi Osman saat 13.58'de Mehmet abi ne kadar kaldı gelmenize diyor. Mehmet bunu 2 dakika sonra görüyor ve diyor ki yarım saat kaldı. Yani normal şartlar altında Mehmet'in 14.30'da buluşma yerine gelmesi bekleniyor. Emrah daha sonrasında 19 dakika sonra demiş ki söyleyelim mi yemeği demiş. Mehmet de 14.20'de bu mesajı görmüş ve demiş ki navigasyon yarım saat gösteriyor. Yani trafik falan olmuş demek ki. Harun demiş ki 21 dakika önce de bakın 21 geçe 21 dakika önce saat 14'tü. 21 dakika önce de yarım saat demiştin demiş. Mehmet de bir dakika sonra mesaja cevap vermiş diyor ki trafik çıktı. 12 dakika önce süratimizi saatte 30 kilometre düşürmek zorunda kaldık. Şimdi bak 12 dakika önce diyor yani 14.10'da. Şimdi Mehmet 14.00'da navigasyonu yarım saat gösteriyor. Tamam. Daha sonrasında ise 20 dakika kalması gerekirken saat 14'ü 10 geçe şöyle bir şey oluyor. Süratleri 30 kilometre bölü saat düşürmek zorunda kalıyorlar. Ve sevgili arkadaşlar saat 14'ü 20 geçe navigasyon yarım saat gösteriyor demiş. Yani 14'ü 20 geçe yarım saat var hala. Güzel. Düzenli bir şekilde yazdık en azından. Mehmet saat 14'ten 14.10'a kadar yani şu aralıkta sabit süratle ve 14.10'dan buluşma yerine kadar sabit süratle hareket ettiğine göre saat 14'te Mehmet'in buluşma yerine uzaklığı kaç kilometredir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeceğiz. Normal şartlar altında saat 14'teki hızı V iken yarım saat demiş ya hani. Şimdi yarım saat diyeceğiz. V çarpı 1 bölü 2 saat. Tamam mı? Bu bize tüm yolun uzunluğunu verecek. Daha sonrasında yine V ile hareket ederken ne kadar hareket etmiş? 10 dakika daha. 10 dakika demek 1 saatin 6'da 1'i demek. V çarpı 1 bölü 6 artı hızlarını 30 km bölü saat düşürüyorlar.
Ve 14.20'de yarım saat varsa 14.50'de bunlar varıyorlar demek ki buluşma yerine. Ve saat 14.10'dan 14.50'ye kadar 40 dakika var bakın. 40 dakikada 1 saatin 60 dakikanın 2 bölü 3'üdür. Demek ki 2 bölü 3 saatte V-30'da hareket ediyorlar. Ve gittikleri yol birbirlerine eşit olmak zorunda. Bakın hız çarpı zaman, hız çarpı zaman, hız çarpı zaman. Gidilen yol eşit olduğu için biz bu denklemi çözersek V'yi buluruz. V'yi bulduğumuz zaman da zaten otomatikman 1 bölü 2 ile çarparsak yolu bulmuş oluruz. Pekala. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Denklem çözeceğiz. Başka bir şey yapmayacağız. Öncelikle V bölü 2 dedim. Eşittir. Buraya V bölü 6 dedim. Artı bakın 2V bölü 3 eksi 30'da 3'ü sadeleştirdim. Eksi 10 eksi 20 dedim. Tamam. Eksi 20'yi bu tarafa göndereceğim. Öncelikle 20 eşittir V bölü 6 artı 2V bölü 3 ve eksi V bölü 2'miz var. V bölü 2'yi bu tarafa, eksi 20'yi bu tarafa gönderdim. Tamam. Burayı 2 ile burayı da 3 ile genişletirsem eğer ben 20 eşittir V artı 4 ve eksi 3V bölü 6 yapacaktır. Şurası V gelir. V artı V 2V yapar. 120 eşittir 2V ise V eşittir 60'mış arkadaşlar. Şimdi soru bitti dedik çünkü V'yi bulursam 1 bölü 2 ile çarparım, buluşma yerine olan uzaklığı V 60'tı. 60 ile 1 bölü 2'yi çarparsam buluşma yerlerine olan uzaklıkları 30 kilometreymiş diyebiliriz. Ve doğru cevabımız da bu şekilde Edirne seçeneği olmuş olur. Devam ediyorum sevgili arkadaşlarım, 26. sorumla bir diğer sayfada. Diyor ki Ümit Şef bir bayi toplantısı için düzenlenecek kahvaltıda personeline her biri eşit ağırlıkta olan zeytinlerden her tabağa eşit ağırlıkta olan zeytinlerden her tabağa 10'ar tane koymalarını söylemiş. Her tabağa bu zeytinlerden 10'ar tane koymalarını söylemiş. Zeytinler denildiği gibi dağıldı. Şu an her tabakta kaçar tane var? 10 10 10 10 10 var. Tamam mı? Her tabakta 10 var. Çok güzel. Zeytinler denildiği gibi dağıtıldığında 1 kilo zeytin artmış. Ve Ümit Şef demiş ki kalan zeytinleri her tabağa ikişer tane olacak şekilde dağıtın demiş. Artık her tabakta kaç tane var? Artı 2 artı 2 artı 2 olursa her tabakta artık 12'şer tane zeytin var. Şimdi ne demiş bize? Bu durumda artan zeytin olmadığına göre kahvaltı için dağıtılan toplam zeytin kaç kilodur? Bakın ikişer kilo zeytin, ikişer tane zeytin dağıtıldığı zaman bu zaten bize 1 kilogram değil miydi? Biz ne kadar dağıtmışız? 12'şer tane. Yani 6 katı mı o zaman? Kaç kilodur? 6 kilogramdır. Yani cevap Denizli'dir. Güzel ve kolay bir soruydu. Denklem içine girersen eğer çıkamayabilirsin. Mantık kullanırsan gayet rahat bir soruydu. Geçtim 27'ye. Aşağıda gösterilen bir marketin indirimli ürünler broşüründe ürünlerin indirimsiz fiyatları kırmızı çizgiyle çizilip yanlarına indirimli fiyatları yazılmış. Şimdi broşürün üzerine yapıştırılmış iki alışveriş listesinin şu ve şunun her birinin üzerine o listedeki ürünlerin, sadece o listedeki ürünlerin toplam fiyatlarının önceki toplam fiyatlarına göre yüzde kaç indirimli olduğu yazdığına göre zeytinyağının indirimsiz fiyatı kaç liradır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar zeytinyağının ben önceki fiyatını bilmiyorum. Buna ATL diyelim. Tamam. A artı süt önceden 10 liraymış. Artı ve unun önceki fiyatı 15 liraymış. Yani önceki fiyat toplamda 25 artı A kadarmış diyeceğim. Ve %25 indirim uygulanmış buna. %25 indirim uygulanırsa fiyat 3 bölü 4'üne 1 bölü 4 çeyrek kadar indirim uyguladım. Geriye kaldı 3 bölü 4'ü. 3 bölü 4 olarak indirim uygulandı. 3 bölü 4'ünü aldık. Yeni fiyatları ne? Zeytinyağı 85 lira. Artı süt 8 lira. Artı un, onu bilmiyoruz, B lira diyeceğiz. Unun yeni fiyatına da B lira dedik. Tamam. Şimdi burada artık şunu söyleyebiliriz ki 75 artı 3A eşittir. 85 ile 8'i toplarsanız 93 yapar. 4 kere 93 artı 4B dedik. Pekala. Bunlar cepte. Bu bir dursun bir kenarda. İkinci listemize bakalım. Bal var. Şimdi balın ilk fiyatı 25'ti. Artı süt var. Sütün ilk fiyatı 10'du. Un var. Unun ilk fiyatı 15'ti.
Ve buna %24 indirim uygulanmış. %24 indirim uygulandıysa geriye 76 bölü 100'ü kalmıştır bu fiyatın. Tamam. 25, 15 daha 40, 10 daha 50 yapar. 50 ile 100'ü sadeleştirdim. 2, 76'yı 2'ye böldüm. Yeni oluşan fiyatımız 38'miş. Çok güzel. Bu 38 de yeni fiyatlara bakalım şimdi. Balın yeni fiyatı 18 lira. Artı sütün yeni fiyatı 8 lira. Artı unun yeni fiyatı. Unun yeni fiyatı B idi değil mi? 18, 8 daha 30, 26 yapar. 26'yı bu tarafa sallarsam unun yeni fiyatı 12 liraymış. Yani B 12'ymiş. Çok güzel. B 12 ise 4 kere 12 burası 48 yapar. Ve 75 artı 3A eşittir. 4 kere 93'ü de hesaplayalım bir zahmet. 4 kere 90 360, 4 kere 3 12, toplarsan 372 artı bir de 48'imiz var dedik. Şimdi 75'i bu tarafa sallayacağım ben. 3A eşittir. 72'den 75 çıkarsa eksi 3 kalır, yani 297 artı 48 dedim. Tamam. Böylelikle 3A eşittir. 297'ye 48 ekleyeceğim. Buradan 345 gelecektir. Ve A da buradan arkadaşlarım 115 olacaktır diyebiliriz. Her iki tarafı 3'e böldükten sonra. Ne demişti bize? Zeytinyağının indirimsiz fiyatı kaç liradır? Zeytinyağının indirimsiz fiyatını biz zaten A lira bulmamış mıydık? Ben A'yı 115 buldum. Demek ki cevabımız Adana seçeneği olacakmış diyeceğiz sevgili gençler. Güzel ve hoş bir soruydu. ÖSYM'nin de sevdiği mat 1 sorularından, problem sorularındandı. Aklınızda bulunsun mutlaka. Devam. 28. soru. Yine ÖSYM'nin son yıllarda durmadan dönüp dolaşıp ıslatıp ıslatıp önümüze koyduğu sorulardan. İki grafik türünü aynı anda tek soruda kullandığı sorulardan arkadaşlarım. Ve genelde ben şunu seziyorum. Öğrenciler bu tarz sorularda sıkıntı yaşıyorlar. Aslına bakarsanız tek başına, mesela sütun grafiğini kullandığımız zaman tek başınayken çok rahat çözüyorlar. Veya sadece daire grafiğini kullandığımız zaman çok rahat çözüyorlar. Fakat birden fazla grafik çeşidi aynı sorunun içerisine yedirildiğinde genelde öğrenciler bu soruları ya boş bırakıyorlar ya da yanlış yapıyorlar. Dikkatli olacaksınız. Tamam. İyice bir dinleyin. Bir ülkenin yıllık milli gelirinin nüfusuna oranı kişi başı milli geliri verir. Evet. Aşağıdaki birinci grafikte A, B ve C ülkelerinin yıllık milli gelirleri, ikinci grafikte ise o ülkelerin nüfuslarının oransal dağılımı yer almakta. Mesela 90 derece, 120 derece ne yaptı? 210 derece yaptı. Geriye kalan da 150 derecedir diyebiliriz. Burası da A'nın geliri, yıllık geliri 400 milyar dolar. B'ninki 300 milyar dolar. C'ninki de 450 milyar dolar. Buna göre ülkelerdeki kişi başına düşen milli gelirin büyüklük sıralaması hangisinde doğrudur? Tabi artık doğal olarak ne yapacağız? Bakın burası 90, 120, 15 ya. 30'a böl 3, 30'a böl 4, 30'a böl 5. 3'e 4'e 5'e bölelim. 3, 4, 5'e bölelim. Tamam mı? Peki A neydi? 400. A burada kaçtı? 4. 400'ü 4'e böldüm. Bu bize 100'ü verdi. Bu A'nın kişi başı milli geliri olsun. Daha sonrasında B neydi? 300. 300'ü de gelin 3'e bölün. Bu da 100 geldi. B'nin kişi başına düşen milli geliri de 100'müş. Bir de C'ye bakalım. C 450 idi. 450'yi 5'e böldüm. 450'yi 5'e böldüğüm takdirde 90 geliyor. Ki 90 sevgili gençler diğerlerinden düşük. Bu da C. Demek ki en küçük C'ymiş. Sonra A ve A ile B birbirine eşitmiş. Yani C küçüktür A eşittir B olacak. Bu da bize Edirne seçeneğinde zaten verilmiş. Tersten yazılmış. A B'ye eşit ve C'den büyük. 28. sorumuzun cevabı da böylelikle Edirne seçeneği olmuş oldu. Ve devam. 29'da cep telefonunun parmak izi okuyucusuna sağ elindeki 4 parmağının ve sol elindeki 3 tane parmağının izini kaydeden Mehmet telefonunun ekran kilidini kaydettiği parmak izlerini kullanarak ard arda 3 kez açacak. Şimdi buna göre Mehmet kullandığı parmağı bir daha kullanmamak ve arka arkaya aynı eli kullanmamak şartıyla kaç farklı şekilde ekran kilidini açabilir diye sorulmuş. Şimdi sol elinde 3 parmak var. Parmak 1, parmak 2, parmak 3. Sağ elinde, burası sol. Sağ elinde ise 4 tane parmağın izini tanıtmış. P1, P2, P3, P4 diyelim. Tamam mı? Şimdi
Arka arkaya 3 kez açacak. Bunun için şunu kullanabilir. Önce solla başlarsa sağ ile devam etmek zorunda. Sonra sola geçmek zorunda. Ya da sağ ile başladıysa sonra sol eline, sonra da sağ eline tekrar geri dönecek biçimde açabilir. Solla başladığına göre 3 farklı parmaktan birini kullanır. Sağa geçti, 4 farklı parmaktan birini. Sola geçti, 3 farklı parmaktan birini kullandı ya, 2 tanesi kaldı. Aynı parmağı bir daha kullanamayacak. Bu şekilde 2 kere 4 8, 8 kere 3 24 farklı şekilde açabilir. Bir de diğer ihtimale bakalım. Sağ eline başlarsa 4 farklı parmaktan birini, sol eline geçti 3 farklı parmak, çarpı sağ eline geçti yine 3 farklı parmak, çünkü sağ elinden bir tanesini kullanmıştı. 3 kere 3 9, 9 kere 4 36 farklı durumda burada var. Toplarsanız eğer 60 farklı durumla açabilir bu telefonun kilidini Mehmet diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız B'ydi. Ve son soru. 31. sorudan itibaren Kenan Karayla Geometri YouTube kanalına bakabilirsiniz. Kenan hocanız sizler için geometri sorularını çözüyor arkadaşlar. Devam edelim son sorumuzdan. Bir platformdan belgesel izlemek isteyen Melike, dil seçenekleri kısmına tıkladığında ekranda aşağıdaki gibi seslendirme ve altyazı alternatifleri çıkıyor. Melike, rastgele bir seslendirme ve bir altyazı dili seçtiğinde bunlardan sadece birinin Türkçe olma olasılığı nedir diye sorulmuş bize. Sadece bir tanesi Türkçe olsun diyor. Şöyle diyeceğiz. Sol taraftaki Türkçe, sağ taraftaki farklı bir altyazı, yani seslendirme Türkçe altyazı farklı bir dil, ya da seslendirme farklı bir dil, altyazı Türkçe olma ihtimallerini bulalım. Seslendirmenin Türkçe olma ihtimali Türkçeden bir tane var zaten. 1 bölü. Burada kaç tane seslendirme dili var? 5. 1 bölü 5 çarpı. Burada farklı dillerden 3 tane var. Toplamda 4 tane dil seçeneği var. Ya da artı. Seslendirme farklı bir dil olacaksa 4 tane farklı dil var 5 tane dil arasından, çarpı. Alt yazı Türkçe olacaksa zaten Türkçeden bir tane, toplamda 4 dil mevcut. Cevabı bulduk. 1 kere 3 3 bölü 20 artı 4 kere 1 4 bölü 20, toplarsanız 7 bölü 20 bize cevabı verir. Doğru cevabımız Edirne seçeneği olacaktı deriz sevgili gençler. Evet, videomuzun ve denemenin sonuna geldik. Diğer denemede ve diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.